Ama Allah için ne güzel şakaydı değil mi Kadir? Çok güzel. Buna biz bir şey şakası diyoruz da demiyorum. Eşek. Estağfurullah, haddim değil. Evet, dış sesle yine muhteşem bir şaka yaptı sağ olsun. Neyse ki Figen ablamla devam ediyoruz işimize. Ama sakın yanlış anlamayın sayın seyircilerim. Kadir asker kaçağı değil. Şu an tecilini yaptırmış durumda. Zamanı geldiğinde elbet o da gidip vatani görevini yapacak. Allah herkese nasip etsin. Şimdi bu soğanları ne için abla, kıymalı börek ablacığım, için mi? Yok, patatesli rulo için koyduk. Tamam, kavuruyor muyuz? Hafif kavuracağız. Hafif kavuracak. Sonra kıymasını atacağız. Abla bu ne? O işte orada unuttuk tahini, fazla kaynadı. E niye döktün? Yenisini yapardık 5 dakikada. Döktükten sonra öyle olduğunu gördüm. Bunu zaten kimse bilmiyor Kadir. Böyle sunarsınız işte. Tahini az açsak da üstüne yaysak? Nasıl açsak da yaysak? Tahini böyle şekerle az açıyorsun, az kaynar şeyle açıyorsun onu. O böyle kıvamlı oluyor. Onu böyle üstüne yayarız, kapatırız. Ben sana birazdan yapayım, sen ona göre tamam, istersen dökersin. Tamam. Kadir, bunun nesini beğenmedin? Görüntüsü hayır, kötü baksana. Hayır, görüntüsü kötü oldu. Ama şimdi Emine buna kurt bulur. Emine bulsun, o hayatında yemiş mi onu acaba? Hiç görmüş mü? İşte yemediği için bunun böyle olduğunu da bilmez. Sizden hemen ben, tahin nerede abla? Islak kek yedim ama tahinini yemedim. Tahini falan güzel olursa yerim. Abla bu nasıl? Güzel. Sen uygun görürsen üstüne biraz serpersin kapatmak için, sana kalmış. Tamam. Tamam, ben şöyle bırakıyorum şu kenara bir yere onu. Açtım tahini şekerle. Biz bu arada tahini asla pekmezle yemeyiz evde. Hafif kaynar suda şeker açarız, tahini döker, çırparız, öyle ekmek banar yeriz. Şekeri tahini şekerli yapıyoruz. Kıymalı rulo patates çay saatine yakışır. Eğer ki açıkta koyarsa, düzgün şekilde şekillerinde verirse tadını tuzunu, beğenirim herhalde. Sadece bir saatiniz kaldı. Yetiştirebilecek misiniz Figen Hanım? Pişir hepsi, yetiştir. Stres yapmayalım. Stres yapmayalım ama bir saatimiz kaldı. Olsun, bunlar pişti bitti ki. Daha börek pişmedi ama. Aa, börek 15 dakika. Bir de parmesanlı kurabiye kaldı, bir şey yok. Belki de bir tane de sürpriz patlatırsınız. İş belli mi olur? Belki bir kiş yaparsınız. İnşallah, ona bir vaktim kalsa çok istiyorum. Kiş ne abla? Sebzeli tart. Sebzeli tartın adı kiştir. Hani pırasalı olur, ıspanaklı olur. Ha, ıspanaklı yapmışlardı geçen, beğenmiştim, güzel ondan olmuştu. Ondan sonra... Ama bir şey diyeceğim, farkında mısın? Hiç ortada yumuşak bir şey yok. Nasıl yani yumuşak? Kurabiye hamur, kek hamur. Hamur mu? Börek hamur, hayır hamur işi yani. Ama ortada böyle bir boğaz yumuşatacak bir şey yok. Ne gibi bir şey aradın şimdi mesela? Şimdi yemiyorum, korkuyorum da. Söyle, söyle. Salata demek istiyor Figen Hanım. Yani yoğurtlu salata mı aradın? Köz patlıcandır. Ben mesela yarışmaya katılsaydım. Aa, çok merak ettim Kadir. Yarışmaya katılan sen olsaydın neler olurdu menüde? Ne menü yapardım? Şimdi öncelikle muhakkak bir şey yapardım, karışık kızartma. Biber, patlıcan, kabak. Tamam. Onu yapardım. Ondan sonra cıma, muhakkak bir su böreği yapardım peynirli. İddialıyım ya, ortaya atmam lazım kendimi. Ondan sonra cıma, ortaya bir mercimek köftesi atardım. O da bir farkındalık. Ben hani mercimeği, bulguru, kısırı sevmiyordun sen? Mercimek köftesi sevmiyorum, kısırı sevmiyorum. Mercimek köftesi muhakkak yapardım. Tatlı düşünüyorum ne yaparım diye. Mesela bir nevzine yapabilirdim tahinli. Bir gün şekerpare yapabilirdim ya da başka. Araya çeşit ne düşüneyim diye düşünüyorum, ne yapardım diye düşünüyorum. Yaprak muhakkak pişirirdim. Zeytinyağlı yaprak sarması da yapardım. Benim elim hızlı, ben 5 dakikada mutfaktan çıkardım. Üstüne de çok güzel bir sofra kurardım. Abla, bütün tepsiyi doldurmana gerek yok, haberin olsun. Tamam. Yani yapabildiğin kadarını yap ama tamam, ortaya çıkar. Tamam. Patates, 2, 4, 6, 8. Kaşar da tamam. Yok. Bak kekimiz için yeniden şey çırptık, tahin onu çırptık. Kekin üzerine döker misin Kadir? Vallahi keki kurtarmak senin işin Kadir. Askerlik hikayen yüzünden kek perişan oldu. Abla kek hala çok sıcak ama. Ama sıcakken içine çekecek zaten. Böyle bunun şeysi o. Bak bunu senin izninle o döküyorum. O keki. Abla bu nasıl oldu? Bir bak. Oldu mu? Gayet güzel olmuş. Değil mi? Şekerim. Koyuyorum gayet balkona. Figen Hanım parmesanlı kurabiye yapacakmış. Bilmiyorum,
hiç yemedim. Tadı güzel olursa veya kaşarlı peynirli yapsaydı daha güzel olurdu. Bunu da rendeleyeceğiz ama küçük tarafla. Tozunu bulamamış arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar hiç parmesan mı görmüşler? Abla bu niye böyle mum gibi? O öyledir. Hani Bolu'da kiş peyniri olur. Heh. İtalyanların da bu o işte. Şimdi bunu hangi şundan tarafta yapıyorum? Şundan... Bak şununla mı şununla mı? Şununla küçükle. Mı? Evet 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 küçükle canım küçükle. Abla bunun hepsini yapayım mı? Hayır hayır hayır. Değil mi? Sabah kahvaltıda da yersiniz hepsini kullanma burada. Ay niye onu alır prodüksiyon gider ben lazım değil. Biz almıyoruz. Biz hiçbir malzemeyi geri götürmüyoruz. Biz başkalarıyla karıştırma. O yeter o yeter. Kıymalı rulo patates çok basit bir menü. Sonuçta patatesleri haşlıyorsunuz, fırına veriyorsunuz hafiften. Verdikten sonra, çıkardıktan sonra kıymayı kavuruyorsunuz, rulo gibi sarıyorsunuz. Çok basit bir menü. Ha, kızardı mı abla? Evet canım. Gel onu ekranda bir göster, gel. Şuraya koy, bak. Sayın seyirciler bakın. Bakın patates nasıl kalkıyor, bakın. Dur dur, arasına şimdi şeyini koyacağız. Kaşarını mı? Hayır, kıymasını, sonra yuvarlayacağız onu. Hadi bakalım, bismillah. Önce bunu bir şeye çıkaralım. Bunlar ne abla? Hangisi canım? Kaşardır. Şimdi şöyle koy Kadir'cim, bunu böyle saracağız şeydeyken. Tamam, dur, bismillahirrahmanirrahim. İyi mi abla? Koyayım biraz da. Yeterli. 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 Burada bizim editör Merve'ye kalsın. Tamam. Kaşarı üstüne mi koyacağız? Evet. Ben içine koyacağız. Aa, kız ne güzel yuvarlandı. Bir kere daha fırına vereceğiz. Kadın dursun. Vallahi entel dantel şeyler biliyor. Bak bunu hayatta biz bilmeyiz. Kaşar koymadık. Ay ay ay. Koy koy koy. Hadi hadi hadi. Acelemiz var. O kadar ne yaptın? Ha, olmaz mı? Yani şey, bir şeye çok bir şey koymak güzellik değildir. Peki içine niye koymadık hiç? Şekerim, patatesine de koyduk ya. Tamam tamam. Şekerim koyduk şekerim. Sen tamam. Merak etme. Kıymalı rulo patates yemedim ama büyük ihtimalle patatesi haşlayıp ezip serip içerisine kıyma koyup rulo yapacak. Basit bir sunum. Evet, şimdi patates rulomuz tekrar fırına girdi, kaşarla buluştu. Kurabiyelerimiz tepside... İçeride soğan doğruyoruz gene. Tamam, Kadir'cim. Soğan doğrayacağım şimdi. Patates rulomuz fırında, kurabiyelerimiz birazdan tekrar fırına girecek. Tatlımız pişti. Şimdi mercimekli böreğimize giriyoruz. Ve bu arada 1 saat 8 dakikamız gitti. Eğer siz de hamaratım diyorsanız, Türkiye'nin tüm illerine sesleniyorum. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, kim varsa hamaratsa başvurun. Gelelim sizin de evinizde çörek börek açalım. Evinizin temizliğini gösterelim. Ablam soğan doğrayalım çabuk. Soğan verin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.